teşekkür ederim. Kendisini her dinlediğimde gerçekten mesleğin geleceğiyle ilgili bir güven oluşuyor bende. 1989 yılından beri mali müşavirlik yaparım. Daha doğrusu muhasebecilik yaparım. Masum Üstad'ın dediği gibi. Muhasebecilik yaparım. Yani ömrümün çoğunu Banu'dan çok muhasebeci olarak geçirdim. Fakat bu gruba inancım tam. Ben de mesleğin en ufak bir ilerlemesi için çakıl taşı kadar hizmet verenin gerçekten çok 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 teşekkür ederim verene. Çok çok teşekkür ederim. Onun için çok heyecanlandım doğrusu. İnşallah bu seçimlerde bizi iktidara taşıyacak, bizi güzel şeyler yapmaya teşvik edebilecek, biz olmaya götürecek arkadaşlarımız başarıyla muvaffakatla gelirler. Mayıs ayı için konuşuyorum. İnşallah başarırız. Şimdi efendim biz Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu Başkanı, TÜRMO Yönetim Kurulu üyemiz, Bakanımız Sayın Masum Türker'i, Muhasebeci Masum Türker'i sahneye davet ediyorum. Buyurun. Muhasebe uzmanları sınavını vererek ilk
meslek mensubu olan kişiyi bu tarihte. Ve benim sınavdan sonra zaten Türkiye dünyada kabul gördü mesleğimiz. Her yerde kurucu üye olduk, üye olduk. O tarihte bana sordular, sen bu sınavı nasıl kazandın? 7 kişi gibi bir tek sen kazandın hem de bir kere de. Çağırdılar, şüphelendiler. Ben de dedim ki, bende bir özellik yok. Ben üniversiteden yeni mezun oldum, bilgiler taze. Sınava üniversitede mezun olduktan bir yıl sonra girdiğim için bu sınavı kazandım. Şimdi de biraz evvel değerli başkanımız konuştu. Belki sizde var, belki dağıtılır. Eski hazırlanmış bağımsız mali müşavirler grubunun programında. Bizim Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu'nun programında mali müşavirler 3. yılda yeminli sınavına girer diye bir önerimiz var. Buna önce herkes karşı çıktı. Niye karşı çıkıyorsunuz? Bir vergi müfettişi, önce müfettiş yardımcısı oluyor. 3 yıl sonra müfettiş olduğu zaman hemen yeminli sınavına girme hakkı var. Gençken, taze bilgiyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? 25 yaşında ya da 27 yaşında Nurcan Hanım sınavı kazanıyor. Benim öğrencim olduğu için ismini söylüyorum. Ondan sonra diyoruz ki Nurcan Hanım'a sen 37 yaşına kadar bekle. 37 yaşına kadar beklerken Nurcan Hanım'ın kızı doğuyor. Oğlu doğuyor. Bürosunu çalışırken vergiler oluyor değil mi? Skont ödeyecek. Kendi derdi para tahsilatı yapamazsa 10 yıl sonra gel sınava gir diyoruz. Nurcan Hanım nasıl kazanacak sınavı 10 yıl sonra? Halbuki bilgiler tazeyken sınavlar bunlardır. Çalış. Sen de vergi müfettişleri gibi 10. yılda ruhsatını almaya hak kazan. Buna karşı çıktılar ama şimdi durumu geçen 2 sene evvelki genel kurulda bu işi benimsedi. Yani bize hani küçük gruplar diyen kişiler ve bunu genel kuruldan geçirdik. Bu sefer maliye izin vermiyor. Şimdi mahkemeye gitti. Maliye böyle bir şey yapamaz hakkı yok. Bunları niye anlatıyorum? Sahip olduğumuz hakları, parlamentonun 1 Haziran günü bize verdiği hakları biz kullanmayalım diye herkes önümüze dikti. Ve herkes bizi birbirimize kapıştırmaya çalışıyor. Onun için bu grup dışında, bu grubun desteklediği, kurucusu olduğu Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu dışında hiç kimse hepimizin mesleği demiyor. Hepimizin turmopu demiyor. Hepimizin odası demiyor. Neden? Benden değil sen git diyor. Aslında bunu demek bile hasır rekabet biliyor musunuz? Sizden olmayanı hayat hakkı tanımamak. Sizden olmayanı yok etmeye çalışmak. Şimdi bugün burada ben saat 10.30'da galiba Yıldıray Bey aldı beni. Evden çıktım geldik. Ben arkada oturdum. Provaları seyrettim. Müziği seyrettim. Bana ya sana ne niye karışıyorsun? Niye karışmayayım? Ben bu yaşa geldim, bu işle uğraşıyorsam benden sonra yerime geçecekleri görmek zorundayız. Onların önünü açmak zorundayız. Bizler belli bir yaştan sonra eğer geleceği inşa etmesek, eğer gelecekle ilgili bir duruş sergilemezsek kurduğumuz sistem çöker gider. Bugün iktidar olan arkadaşların iktidar olmaları için grupları kurarken her türlü desteği veren biriyim. Ama bir ideolojim var. Diyordum ki bu mesleği biz yönetmeliyiz. Nasıl yönetmeliyiz? Bizden çıkan SMM'ler yememe olmalı. Bir gün 5'e 4 tane hep kavga ettiriyorlar diye bizi. Gerek yok. Nasıl ben mali müşavirlikten, muhasebecilikten gelmeyeyim yeminli oldum. Herkes böyle olmalı. Ve biz bizi yönetmeliyiz. Dışarıdan hiç muhasebe odasının, bürosunun tozunu almamış. Kendi çayını kendisi pişirmemiş. Mesela müşterisinden tahsilat yapamadığı için sıkıntı çekmemiş adam derdimizden alamaz. Böyle insanlar olmalı. Fakat son dönemde baktım, ben yöneteyim diye böyle
dışarıdan akademisyen, yok vergi müfettişliğinden ayrılmak kişileri getirelim deyince olmaz bu dedi. Bu kadar arkadaş var. Şu anda yalnız İstanbul'da 607 kişi sınav kazanmış. Milli olmuş mali müşavirlikten. Bunları alalım. Ecadeki sağlay olma derler. Ben olurum o zaman. Geri dönerim. Bunu ben size niye anlatıyorum? Mücadelede vazgeçmeyin. Vazgeçmeyiz. Benim de sizinle birlikte bu yolu yürüyüp bu platformun oluşturulmasına öncülük etmemin nedeni, birincil nedeni, ilk beni tahrik eden nedenlerdir biliyor musunuz? İsminizdir. Şurada Bağımsız Mali Müşavirler Grubu demişsiniz ya, bir de onun yanında kafamıza dank etsin diye, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir lafıyla bu arkadaşlarla yol yürüyünüzdür. Bunların içinde bağımsızlık aşıkları, bağımsızlık olmak için özgürlük taraftarlarıyla yol yürünür. Burada birçok arkadaş var. Ya nikahında nikah şahitliği yapmışımdır, ya ilk doğan çocuğunun isim babalığını yapmışımdır. Ararlar beni, biz seni seviyoruz diyorlar. Ben de çekinmeden, ya niye seviyorsunuz diyorum. Diyorlar ki, ya siz hiç bıkmıyorsunuz, korkmuyorsunuz, herkes size saldırıyor. Siz gülerek yolunuza devam ediyorsunuz. Her muhasebeci böyledir. Siz bunu hayatınızda yapıyorsunuz. Son gün geliyor, beyanname verilecek. Hesaplar eksik gelmiş, tutmamış. Ama son dakikada çözüm bulup o beyannameyi veriyorsunuz değil mi?